Siyasi olarak bir sual var. Üstadımızın şöyle bir sözü var diyor. Bu millet doğru yola giriyor ki Tayyip Erdoğan gibi bir başbakan ve Abdullah Gül gibi bir cumhurbaşkanımız var. Lakin aklıma takılan şudur. Başbakan Yahudilik Üstün Cesaret Ödülü ya da Yahudi Üstün Hizmet Ödülünü almıştır. Şu olaya üstad bizzat açıklık getirebilir mi? Pekala. Bir defa dini bir hakikat olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle teyit ederek şunu söyleyeyim ki milletler layık olduğu idareye nail olurlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki kema tekunu yuvella aleyküm. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Şu halde İster Tayyip Erdoğan, ister başka bir iktidarı aradığımız en mükemmeliyette görebilmek için o mükemmeliyette bir milletin olması lazım. Halbuki bugün bu millet yarısı çürük elma gibidir. Şirki hafi, küfrü hafi halinde nice adamlar var ki bunlar dinden çıktıklarının farkında bile değildirler. Bugünkü hükümet onlara da tevella etmektedir. Yani onların da idareciliğini derute etmelidir. Etmektedir. Bazen ehli imanın liyakat ve nasibi idarecinin gönlüne akseder. Ondan o ehli imanın nasibine, ruhi beklentilerine göre fiil sadır olur. Bazen de ehli küfrün nasibi akseder. Aynı adamdan Müslümana yakışmayacak bir fiil de sadır olur. Bunu idareciler düşünerek yapmazlar. Belki kendilerine göre bazı rey hesabı vesaire bunda rol oynamış olabilir. Aslında bu kitlenin liyakatiyle alakalı bir kader meselesidir. Bu gerçeğin yanına şunu da koyunuz. Hiçbir insan hatadan salim değildir. Beni beşer mutlaka şaşar der eskiler. Herkese bir hata payı tanımak lazımdır. Eğer siz insanlara bir hata payı tanımıyorsanız, kendiniz de hatalı olsanız dahi, hayatı yalnız yaşarsınız. Halbuki bu beşer fıtratına aykırıdır. İnsan kelimesi ünsiyet kökünden gelir. Ünsiyet hem cinsiyle münasebat-ı mütekabilede bulunmak demektir. Bu sebeple insan yalnız olamaz. Hem cinsleriyle münasebat-ı mütekabiliyede bulunmak yani cemiyet halinde yaşamak fıtratın bir icabıdır. O zaman sen kendi hayatında bile bir gün gelir ya şu işi yanlış yaptım dersin. Herkesin hayatında böyle bir şey vardır. Nefsini hata hususunda mazur görüp de gayri mazur görmemek de insafla bağdaşmaz. Bir insanı değerlendirirken hata sevap dengesine bakacaksın. Galip vasfına göre hükmedeceksin. Böyle yapıldığı takdirde bugünkü hükümet bu milletin layık olduğundan çok daha iyi bir hükümettir. Bunun da sebebi madem layık olduğuna nail olur niye daha fazlası olmuş diye sorarsanız Allah'ın rahmeti gadabına galiptir. Hadis-i Kutsi'de buyurulmuştur ki sebekat rahmeti gadabi. Rahmetim gadabımı aşmıştır. Bunun için Allah-u Azimişan bir hasene istihkakına medar olan amele 10 hasene verir. Bire bir verdiği yoktur. Bir haseneyi istihkak edene
rahmetinin munzam olmasıyla 10 hasene yazdırır. 1'e 10. Hak etmede de bu böyledir. Lakin bu millet ameliyat maksadıyla narkoza yatırılmış bir hasta gibi, narkoz verilmiş bir hasta gibidir. Hiç ameliyat olan bir hastayı ziyaret ettinizse, ameliyathaneden çıktığı zaman hiçbir şeyin farkında değildir. Uyur haldedir. Bağırsan da duymaz, sövsen de duymaz, sevsen de duymaz. Lakin yavaş yavaş açılır. Bu narkozun şiddetine göre, ameliyat ne kadar uzun sürecekse o kadar narkozu fazla verirler. O narkozun şiddetine göre belli bir zaman sonra açılır, eski haline döner. O zaman ağrısını, sızısını duyar. İslam'ın 1000 yıl müdafasını hasr-ı nefs etmiş olan milletimiz bu şerefli mevkiinden uzaklaştırılmak için gizli düşman faaliyeti neticesinde adeta narkoz almış bir hasta gibi zihni muhtevası sakatlatılmıştır. Bir yere zehirli gaz atılsa, o zehirli gaza en yakın olan mıntakadaki adam ölür. Biraz daha uzaktaki bayılır. Biraz daha uzaktaki baş ağrısıyla atlatır. Bu küfür telkinine tanzimatla başlayıp Cumhuriyet'in ilk yıllarında zirveye ulaşan İslam aleyhtarı telkine aynen zehirli gaz atılan bir yerin tam merkezinde bulunan adam gibi tabi olanlar, ilk mektep muallimleri, askerler ve buna mümasil küfür telkininin temerküz ettiği yerlerdekiler mürdedir. Ruhen ölmüştür. Canlı cenazedir. Biraz daha uzaktakiler bayılmakla, biraz daha uzaktakiler baş ağrısıyla atlattığı gibi bu telkin, menfi telkinden uzaklık derecesine göre, ama herkes bundan bir nasip almıştır. Hepimiz. Bir yere zehirli gaz atılsa, orada çöp tenekesinde rızkını arayan bir sineğin bile bir nasibi vardır o zehirli gazda. Sineğin bile bünyesine o zehirli gazdan bir miktar sızar. İstisnası yok. Hepimiz bu zehirli gazı almışızdır. Eğer bazı insanlar, bir kısım Allah dostlarına yakın olmuş da onların ikazına, irşadına nail olmuşsa, onlar gaz maskesi takmış adamlar gibi sağlam kalmışlardır. Onun dışındaki herkes bilhassa tahsilin imbiğinden geçen herkes bu din aleyhindeki zehirli gazdan nasip almıştır. Bu zehirli gaz nasıl o narkoz gibi, narkoz olan hasta gibi ilk atıldığı zamanda en şiddetlidir. Yavaş yavaş havaya yayılmasıyla tesiri azalır. Zaman onun tesirini azaltır. Cumhuriyet'in ilk yılları tesirinin en şiddetli olduğu zamandı. Bugün zaafa uğramıştır. Lakin ortadan kalkmış değildir. Ben sizin yaşlarınızdayken bu zehirli gazın şiddetine bir defaat şahit olmuş bir insanım. Kavga dövüş 30 bin kişinin okuduğu İstanbul Üniversitesi'nde mescid açtırdım. 30 bin talebeden devam eden o mescide 10 kişi yoktu. Bunların yarısı da İhvan-ı Müslümin mensubu Suriyeli, Ürdünlü talebelerdi.
Türk adıyla oraya devam eden 5 kişi yoktu.